Merhaba değerli izleyenler. ETV ekranlarında yepyeni bir program ile karşınızdayım. Patronların Dünyası programı ile Manisa'mıza değer katan başarılı iş insanlarını programımda konuk edeceğim. Bugünkü konuğum Manisa'nın değerli isimlerinden Manisa Kent Konseyi Başkanı ve iş insanı Ahmet Karadağ. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Nur Hanım. Öncelikle size ve ETV ailesine yeni programımız hayırlı olsun. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. Çok başarılı olursunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, siz Manisa'nın tanınan simalarındansınız. Tanımayanlar için Ahmet Karadağ kimdir? Kendinizden bahseder misiniz? Ahmet Karadağ kimdir? Ahmet Karadağ, Orta Asya'da İran'da bulunan Horasan bölgesine, oradan da Karaman iline göç etmiş. Osmanlı Devleti tarafından Osmanlı Devleti'ne olan sadakat ve bağlılıklarından dolayı Sipil'in eteklerinde kendilerine yer verilen, yine Osmanlı Devleti tarafından Osmanlı sancağının emanet edileceği halk anlamına gelen Sancaklı unvanı verilen Sancaklı yörüklerinden birisidir Ahmet Karadağ. 14 Eylül 1986 doğumluyum, evliyim, iki çocuğum var, kız bir erkek, eşim akademisyen. Okul hayatımdan da bahsedeyim isterseniz. İlkokulu Sancaklı İlişki İlkokulu'nda okudum. Sonra Şehitler Ortaokulu, daha sonra Manisa Lisesi, daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra en sonunda Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yerel yönetimler üzerine master yaptım. Kısaca Ahmet Karadağ bu. Çok güzel. Çok genç bir isimsiniz, genç bir babasınız, genç bir iş insanısınız. Ticarete kaç yaşında atıldınız, ne zaman atıldınız Ahmet Bey? Aslında çok küçük yaşlardan beri bir şekilde ticaretin içinde var oldum. Çünkü küçük yaşta babamı kaybettim. O yüzden sorumluluk alarak büyümem gerekiyordu. Çok küçük yaşlarda işte sıcak demircilik yaptım. Ayakkabıcı tezgahtarlığı yaptım. Ne güzel. Biraz daha yaşım büyüdükten sonra sigortacılık yaptım. Daha sonra da üniversite ve askerlik bittikten sonra otomotiv sektöründe 5 yıl çalıştım. Ve şimdi halihazırda aile şirketi olan Toptan ve Perakende Gıda işi yapan şirketimizde işlerimize devam ediyoruz. Ne tür faaliyetler sürdürüyorsunuz? Atlamadan şuraya çok önemli benim için. Çünkü programa katılacağımı sosyal medya hesaplarında paylaştıktan sonra yoğun telefon geldi. Mutlaka evet. Bu bahsettiğim bölge, yani Sancaklı yörüklerinin yaşadığı yerde Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklı Kayadibi mahallesinde 3 gün önce Kayadibi mahalle muhtarına bir yazı geliyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Evet. Orada bir taş ocağı yapılacağına dair bir yazı geliyor. Evet. Bu o bölge halkı için çok büyük bir sıkıntı. Ayrıca orası tarıma elverişli bir yer. Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazının çıktığı yer. Yani aslında ülkenin ihracatına da katkıda bulunan bir bölge. Orada hem insanların yaşamı hem de tarım arazi olmasından dolayı tabii yerleşim yeri. Böyle bir şey yapılması oraya ve o bölge halkına çok büyük sıkıntı ve haksızlık. Evet. Ben ilgili kurumların, bakanlığın, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, valiliğinin bunu inceleyerek bu konuda yapılan şeyden geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada bölge halkı da bunu kesinlikle istemiyor. Bununla ilgili hukuki sürece başlayacaklar. Bunu da buradan duyurmak istedim. Lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Bunu söylemem gerekiyordu. Evet, halk çünkü orada bizim de akrabalarımız yaşıyor. Evet. Siz de bunu dile getirmek istediniz. Umarım güzel bir geri dönüş olur bunun İnşallah. Da. Bizler de buradan duyurmuş olduk. Siz ticarette de başarılı bir insansınız. Ve ticarette sizce başarılı olmanın altın kuralları nedir sizin için? Ya, ticarette başarılı olmanın altın kuralı en başta çalışanına aidiyet duygusunu aşılamak gerekiyor. Aidiyet duygusu çok önemli. Onun dışında yeniliklere ayak uydurmak çok önemli. Bu nasıl aşılanabilir? Bir çalışana aidiyet duygusu. Kendinizi onun yerine koyarak, yani empati yaparak hayatınızı ve iş hayatınızı devam ettirirseniz mutlaka onları daha iyi anlayacak. Onlar ve sizi yüksek daha iyi anlayacaktır. Yüksek değer vererek öyle kesinlikle, değil mi? Kendisi kesinlikle. Yenilere ve teknolojiye ayak uydurmak çok önemli. Yani çağın gerisinde kaldığınızda maalesef büyüyemiyorsunuz ya da işleriniz doğru gitmiyor. Ve güven. Karşılıklı güven çok önemli. Çalışanın size güvenmesi lazım ve sizin ona güvenmeniz lazım. Bu hayat birilerine güvenmeden maalesef geçmiyor. Evet, doğru.
Ve size baktığım zaman şunu görüyorum. Tüm ideolojilerin dışında daha ılımlı, daha nazik siyaset sürdürebilir bir isimsiniz. Kaç yaşında siyasete atıldınız? Nasıl atıldınız siyasete? Aslında siyasi tevhütüm çok eski değil. Yani ben 20 yaşlarımdan itibaren siyasetle ilgili okumalar yapıyordum. Köşe yazıları okuyordum ve araştırıyordum. Ama siyasete 33 yaşında girdim. Yani 2-2,5 yıl oldu siyasete gireli. O da şöyle oldu. Sevdiğim, saygı duyduğum bir abimi iş yerinde yerelle ilgili siyasileri konuşurken benim eleştiri yapmama sert çıktı. Neden olduğunu sorduğumda sen siyasete girmezsen senin çocuğunun geleceğini eleştirdiğin insanlar inşa eder ve sen de oturduğun yerde eleştirmeye devam edersin. Düzgün, iyi tabir edebileceğimiz kişilikteki insanlar siyasete girmeli dedi. Dolayısıyla işin sonunda baktığımda akşam eve gittiğini düşündüğümde doğru söylüyordu. Daha sonra işte mevcut Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Avukat Ömer Baysal'ın teklifiyle Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimine girdim. Kısa bir süre sonra da İl Başkan Yardımcılığı görevimi bize verdi. Buradan da kendisine ayrıca teşekkür ederim bize olan güveninden dolayı. Ve şöyle bir şey de var. Her siyasete adım atan, her siyasete girenin belli bir vizyonu, belli bir amacı oluyor. Sizin Türk siyasetine katmak istediğiniz ne var Ahmet Bey? İşte vatanını, bayrağını, devletini seven, tabi burası kırmızı çizgi. Kesinlikle. Farklı sosyolojilerdeki insanların bir masa etrafında oturarak doğruyu bulduğu, aynı şeyi konuştuğu, kutuplaşmanın olmadığı, insan ayrımının olmadığı, ötekileştirmenin olmadığı bir ülke, bir şehir hayalim var. Kaybolan siyasi erdemi geri getirmek istiyorum ben. İnşallah hani böyle bir hedefim var. Kendi çapımda da bunun için uğraşıyorum, çaba gösteriyorum. Bu bir halk olarak yayılır. İnşallah başarırım diye düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olursunuz ve örnek olan isimlerden olursunuz. Tarım ve gıda pandemi sürecinde çok önemli bir kez daha anlaşılan sektörlerden oldu. Siz gıda toptan perakende işiyle de meşgulsünüz. Bu sektörde tüketim artışı oldu mu COVID döneminde? Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında şöyle bakmak lazım. Bunu ikiye ayırmak lazım. Perakende tarafında tabii ki bir artış oldu. İnsanlar evde kaldı. Restoranlar kapandı. Evde yemekler yapıldı. Bir şekilde o tarafta bir artış oldu ama toptan tarafında yani bayilik, distribütörlükler tarafında da şöyle bir sıkıntı oldu. İşte çay ocakları, okul kantinleri, restoranlar, kafeler bu tarz işletmeler kapalı olduğu için tabii orada bir azalma oldu. Yani bizim kendi açımızdan birbirini dengeledi diye söyleyebilirim. Bu şekilde. Manisa, kurdaki dalgalanmalarla beraber aynı zamanda devam edecek olursak ticari anlamda, kurdaki dalgalanmalarla beraber gıda fiyatlarında bir de artış söz konusu oldu. Bununla beraber haksız fiyat artışı yapan marketler, işletmeler var. Halk da bu durumdan rahatsız. Siz bu anlamda haksız fiyat artışı yapan marketler için neler söyleyebilirsiniz? Tabii ülkenin pandemi bütün dünyayı etkisini aldı. Bütün dünyada ekonomik bir buhran oluştu. Özellikle bu süreçte bizim annelerimiz gereği de biz dayanışma kültürü olan bir ırkız. Türkiye evet. Cumhuriyeti vatandaşları. Dolayısıyla bunu maalesef sizin de söylediğiniz gibi kötü kullananlar oldu. Ama biz kesinlikle bu süreçte indirimlerimizi daha da arttırdık. Evet, halkın yanında oldunuz. Halkın yanında olduk. Hatta halka da buradan bir tavsiyem var. Fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri şayet tespit ederlerse karşılaştırdıklarında ayrı 175'e o işletmeleri mutlaka şikayet etmeleri lazım. Burada faydacılık yapan herkesin gerekli cezayı alması lazım. Bu süreçler zor süreçler, birbirimize sahip çıkmamız lazım. Haksız fiyat artışı yapan işletmeleri de ALO 175 hattından ihbar edebiliyoruz. Ve Manisa çok destek almasa da biliyorsunuz ülkeye çok katma değeri yüksek olan bir şehir. Gelişim ve faaliyet olarak gelecekte kurduğunuz bir Manisa hayaliniz var mı? Nasıl bir Manisa hayal ediyorsunuz? Manisa, tabii bizim sloganımız sevdamız Manisa kent konseyi. Evet, Manisa aslında mağarada keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Manisa kadim bir şehir. Manisa şehzadeler yetiştirmiş.
Manisa işte baktığımızda üzümü, tarzını, sipili, daha önce yaşayan medeniyetleri, işlenebilecek o kadar çok şey var ki Manisa ile ilgili. Anlat bitmiyor. Dolayısıyla Manisa tabii sanayi şehri. Manisa bir karar vermek zorunda artık. Sanayide zaten ister istemez büyüme devam ediyor ve büyüyecek. Tarım ve turizmde de ekstra şeyler yapmamız gerekiyor. İşte üzümün başkentiyiz biz ama işte tam onun karşılığını alabiliyor muyuz ya da tam onun reklamını yapabiliyor muyuz anlaşılmıyor. İşte Manisa'ya özgü bir şıra markamız yok. Bizim Bursa'ya gidiyorsunuz. Bursa'da bir İskender yemek için oturduğunuzda oranın yerel yemeği olduğu için söylüyorum. Size şıra veriyorlar ama Manisa'da maalesef böyle bir sizin yaygın bir şey. Bunun adına bir projeniz vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam, öyle değil mi? Bizim, bir fikirdi sanırım. Evet, engelliler meclisimiz var bizim kent konseyinde. Orada Down sendromlu çocuklara Manisa artı bir markasıyla bir şıra ürettirme gibi bir planımız vardı. Ama pandemi süreci devreye girince ertelemek zorunda kaldık. İnşallah bundan sonra başarabilirsek ve burada tabii lokantacılar odasıyla da işbirliği yapmak istiyoruz. Onları da işin içine katarak bütün lokantalarda o Down sendromlu kardeşlerimizin ürettiği şıraları sattırıp onlara gelir elde edebilirsek ne mutlu bize. Gerçekten çok faydalı olur bu anlamda. Ve siz kent konseyi başkanısınız. Kent konseyi sizin Manisa'da kent konseyi başkanı olduktan sonra ben daha fazla duyulduğunu biliyorum. Ve bilmeyenler için kent konseyinden biraz bir bahsedebilir misiniz Ahmet? Kent konseyi... Ben aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Kent Konseyi ortak akıl, Kent Konseyi yönetişim, Kent Konseyi sivil inisiyatif. Kent Konseyi ben de varım, benim de şehirle ilgili düşüncem var diyen tamamen gönüllülüğe dayalı olan bir çatı STK baktığımızda. Fakat belediyeyle de ilişkili aynı zamanda, tabii, öyle şimdi, değil mi? Yerel seçimlerden 3 ay sonra belediye başkanının, en geç 3 ay sonra belediye başkanının çağrısıyla seçimi yapılan bir yapı. Kurulması zorunlu olan, belediyelerde kurulması zorunlu olan bir yapı kent konseyi. Evet, ve belediye ile ilişkisi de ılımlı mesafe ilişkisine dayanıyor benim bildiğim kadarıyla. Tabii, yani belediyeler siz proje üretiyorsunuz ve tavsiye niteliğinde belediye meclislerine öneriler sunuyorsunuz. Onlar da sizin ürettiğiniz projeleri maliyetlendirerek belediye meclisi onaylıyor, öyle değil tabii mi? Belediye meclisi onaylıyor. Yine tavsiye niteliği. Mesela biz bu Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'da bir kardeş şehir belediye kardeş şehir tavsiyesinde bulunduk. Onlar da sağ olsun bütün siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi ve Azerbaycan'da şu anda bir kardeş şehrimiz oldu bizim tavsiyemizde. Bunun güzel gibi çeşitli tavsiyelerimiz de oluyor. Ve aynı zamanda kadın ve çocuk meclisleri ve daha birçok meclis kurulabiliyor sanırım. Manisa'da kurdunuz mu? Bizde 4 tane meclis var. Kadın meclisimiz var, engelli meclisimiz var, muhtarlar meclisimiz var ve gençlik meclisimiz var. Çocuk meclisi kurmadık ama işte pandemiden sonra planlıyoruz inşallah. Bir de çalışma grupları oluyor. Evet. 13 tane de çalışma grubumuz var. Onlar da kendi işlerinde çalışıp Manisa için projeler üretiyor. Biz de onları alıp yönetim kurulunda değerlendirip belediyeye sevk ediyoruz. Şu an bu çalışma gruplarında ne tür faaliyetler var? Gündemde çalışma, olan, üzerinde çalışılan? Şu anda mesela enerji ve yeşil, yani daha teknolojik yeşil, Green Street gibi şeyler çalışma gruplarımız var. Bunu yeni yaptık. Yine iklim değişikliği çalışma grubumuz var. Son dönemde kuraklıkla ilgili çalışma grupları oluşturduk. Onlar da kendi işlerinde projeler üretiyorlar. Mesela kuraklıkla ilgili hali hazırda ürettiğimiz bir proje var. 2-8 yaş arasındaki çocuklara su bilincini aşılayacak ve bunu çeşitli animasyonlarla, çizgi romanlarla su bilincini aşılayacak. Bu şekilde bir projemiz var. Belediye de değerlendiriyor. İnşallah ilerleyen zamanda faaliyete sokarız diye düşünüyorum. İnşallah. Gençlere bir mesajınız var mı bu anlamda? Başarılı bir insansınız, gençsiniz, genç bir baba, genç bir iş insanı.
Gençlere nasıl bir mesajınız var? Ne söylemek istersiniz gençlere? Aslında çok 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 önce gençlere söylenmesi gereken söylemiş, benim de ilk sıradan söylememe gerek yok. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kende mevcuttur. Türk genci kendine güvenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Kendine inanması gerekiyor. Ülkesine, bayrağına sahip çıkması gerekiyor. Türk genci istediği sürece başaramayacağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu şekilde. Evet, gerçekten kendimize güvenmeye ihtiyacımız var. Tüm evet. Gençlerin kendine güvenmeye ihtiyacı var. Ayağınıza sağlık Ahmet Bey. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok değerli izleyenler, Manisa'nın genç ve başarılı isimlerinden Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ'ı konuk ettim. Bir sonraki programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.